Herkese merhaba dostlar. 9 Aralık 2022 çok önemli bir faktörü sizle paylaşmak istedim. Bu daha önceki videolarda gördüğünüz e, ölü denizden getirdiğim kırmızı toprak arkadaşlar. Su tutma kapasitesi çok düşük, geçirgen ve hemen kuruyor. Yani çiçek açmak isteyen bitkiler için ideal. Ama içinde ne varsa bilmiyorum. Bor eksikliği. Mesela bakın siz de demirle magnezyum eksikliğinin farkını göstereceğim. Genç yaprakta damar aralarında beyazlık yok. Yeşilliği tam. Güneşten aldığı ışığı besine çevirmek için fotosentezi kullanıyor. Yetişkin yapraklarda gördüğünüz gibi beyazlık var. Magnezyum eksikliği. Eğer genç yaprak böyle olsaydı demir eksikliğiydi. Ayrı zamanda bakın şurada Bor eksikliği gördük. Bakın, görüyor musunuz? Yaprağın ucunda, genç yaprakların ucunda bakın yanık gibi. Peki ben bunu nasıl yorumladım? Mavi ladin videosunda, çam videolarımda gördüğünüz üzere 1950'lerde Ziraat Fakültesinden mezun bir abimiz vardı. adı şu an aklıma gelmiyor. Saygıyla yad ediyorum. Ankara'da çam kurumaları olduğunda nedeninin e, eti maden işletmelerine taşınan e, borlu toprağa yani kamyonun üstünden e, süzülüp çamlara gitmesinden dolayı olduğunu görüyoruz. Bu kırmızı toprak arkadaşlar Ege'de muhkim biliyorsunuz. Harika bir toprak. Çok güzel çam yetişir. Bunu buradan onayını veriyorum. Çok güzel çam yetişir. Neden? içinde bor yok. Killi toprakta, asidik toprakta yetiştirdim birazdan onun da videosunu paylaşırım. Begonvilerde hiçbir sıkıntı yok. Ancak bakın 1 2, 3, 4 Bakın aynı durum bunda da söz konusu. Bakın ucunda yanma var. Bor eksikli. Bor yok. Hiç yok. Bakın. Yok. Alıyorum. Hiç yok. Bu toprakta yani bir gün giderseniz bu alacağınız kırmızı toprakta arkadaşlar tuğla gibi yani e, geçirgen olan bu toprakta çok güzel çam yetiştirirsiniz. Hiçbir şekilde hastalığa maruz kalmaz çünkü içinde bor yok. Bor olan toprakta çam kurur. Çamım niye kuruyor diyorsanız toprak analizi yaptırın içinde aşırı miktarda bor olduğundan eminim. Bu sebeple çamlarınız kuruyor. Ama böyle süs bitkilerinizi mutlaka dışarıdan bor e, Pozitif iyonlu değil arkadaşlar. tamamen negatif iyonlu olduğu için musluk suyla bile karıştırıp verebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Bitki onu alacaktır. Ben onu e, normal major e, elementlerde uyguladığımın yarısı kadar yapıp eklemeyi düşünüyorum. E, toprakta da sıkıntı olabilir diye akşam güneş battıktan sonra şu an fotosentez yapıyor. Bizim burunlarımız gibi musluk açık. Şu an siz göremiyorsunuz. E, mikroskobik gözlemle baktığınız zaman bu deliklerin stomaların özellikle altta açık olduğunu göreceksiniz. Burada oksijenli oksijensiz solunum yapıyor arkadaşlar. Karbondioksiti alıyor. Şuradan göstereyim. Alt yapraklardan veriyor abiler. Oksijeni buradan veriyor. Buradan da güneş paneli gibi ışığını alıyor. Ee, bir defa ışığın yeterli olduğunu görüyoruz. Neden? Işığı alıyorum, besin üretiyorum diyor. Ama magnezyum eksik kaldı. Belki toprağın ee... Asidik oranın yüksekti. Birazdan pH testini yapacağım. Kalsiyum vermişizdir. E, baskılıyor olabilir. Evin yaramaz çocuğu. Akut bu eksikliği gidermek için yapraktan pulverize olarak arkadaşlar gece hava kararmadan saat 5.40-6 gibi arkadaşlar vereceğim. 12 saat sonra bakalım nasıl bir etki olacak onu göstereceğim. Bu videodan çıkaracağımız ana tema ve düşünce arkadaşlar bu görmüş olduğunuz kırmızı toprak var ya hani ıslattığın zaman veya kuruduğu zaman toz gibi olur. Egeller bilir bu toprağı. Çok güzel çam yetiştirilir. Buradan onayını veriyorum. Süslü bitkilerde boru tamamlarsanız güzel çiçek açar. Tek sıkıntı şu. Niye çiçek açar? Taban suyu yok. Direkt kurur abi güneşi gör zaman. Çiçeklenmeye vurur. Boylanmayı keser. Fosfor alanını da azaltır. Buradan söylüyorum. İki gün sonra bakalım nasıl bir görüntü alacağız.